Bakalım Aleyna Sancaka için ne demiş? Belki iyi bir oyuncu olabilirsin ama burası Survivor. Senin yerin tiyatro sahnesi olur ancak. Sırf takımdaki gruplaşmayı engellemek için ve hırsındakinin, yani hırsının boşluğunu gördüğüm için senin adını yazıyorum. Hakkında hayırlısı olsun. Geriye düştüğünde kendini yere atıp sakat numarası yapmaların, bugünkü dokunulmazlık oyunumuzu kaybettiğimiz zaman gülmem ve adada güçlü olan isimlerle sadece yakın olmaya çalışman, bizi takım olmaktan koparan unsurlar. Yine de umarım gitmezsin, bizimle kalırsın, daha yaşın çok genç. Ben herkese ikinci bir şans verilmesi taraftarıyım. Evet, ben herkese ikinci bir şans verilmesi taraftarıyım dedi ama... Doğru bir söz. Sancakay yazılmasına rağmen burada aday çıktı. Şimdi gruplaşmayı yapan sizce Sancakay mı? Gruplaşmayı başlatan Sancakay mı? Bu takımda gruplaşmanın oluşmasına eğer sebep Sancakay olan. Başlattıysa sanmıyorum. Hanzade Reşat Sancakay en az kişi sayısında. Güçlüleri yanına alıyorsun derken kimden bahsediyor? Mesela 3 kişi zaten... Hanzade, Reşat ve Sancakay. Bunlar bir üçlü bir grup olmuşlar. Güçleri yanına alıyorsun derken yani ben herkes çok yönetebileceği kişiyi yanına alıyor, ben size söyleyeyim. Yani şöyle bir şey aslında bu gruplaşma olayı. Yönetebileceği kişiyi yanına alıyor. Olur ki? Üçlü bir grup var zaten. Bunu yönetsen İyi anlaştığın mesela... da olabilir. İyi anlaştığın da olabilir. Bir şeyleri paylaşmak. Aslında iyi anlaşmak demek ama hani iyi anlaşırken istediğini de yaptırabilen hani. Nasıl söyleyeyim onu? Ya en yakın ya. Arkadaşınla fikir ayrılıkları yaşayabilirsin bence. Hani bu ben iyi anlaşıyorum ya da ben o kişiyi yönetebiliyorum. O yüzden de hepimiz yaşayabilirsin bir grup de sorun çıkmaz ortaya. Değil. Hani sorun çıkabilir yani. Yakın arkadaşlar tarafından. Ama şu var, bence gruplaşmayı başlatan Ayşe ve Aleyna benim nezdimde. Ayşe ve aynen Aleyna öyle katılıyorum. Evet. Ama Ayşe ile Aleyna da şöyle bir şey savunuyorlar. Ayşe diyor ki, Aleyna diyor ki. Herkes diyor bir tarafa geçti, Ayşe tek kaldı, ben de onun yanına gittim diyor mesela. Hani gruplar kurulmuştu, onun üzerine ben Ayşe ile beraber takılıyorum dedi. Sonra da dışarıda kalan Dora da onların yanına geldi o yatarken. Bir de Steven da, bence Steven bireysel bir karar verdi. Dedi ki bence Sancakay'ı yazalım dedi. Hanzade'yi seviyor çünkü. Hanzade'den sonra burada en zayıf kim? Sancakay dedi, onu yazdı. Aslında bence Aleyna ile Ayşe değil benim açımdan. Ama bilmiyorum, benim düşüncem bu. Güç noktasında ben Dora'nın dediğine katılmıyorum. Çünkü güç neredeyse oraya gider dediğin. Evet, Reşat'ın bir SMS gücü olabilir ama Reşat şu an ne derler? Survivor'ın başrolü değil. Evet. Sakat olduğu ve gözükmediği için şu an mevcut SMS de biraz düşebilir. Artı bir de Sancakay'ın yanında Hanzade var. Yani Hanzade ile Reşat'a yanaşmak, güçlüye yanaşmak demek değil. Reşat ikinci evet. mi olmuştu? Reşat ikinci olmuştu i̇kinci ama oldu. Bu hafta ikinci olması çok zor. Ya bana göre geçerli sebepler değil. Yere atıp kendini sakat numarası yapıyorsun dediler. Mesela gerçekten canı acımış olabilir. Steven'da el bileklerim dedi. O zaman da arkadaşların yargısı. Bir iki tane oldu ama Sancakay'ın ona benzer olayı oldu ya. Bir ona de şey oldu. Aleyna da dedi mesela bak. Bana hayır, şey, bak, o kısmı geçmemiş. Aleyna dedi ki benim bileğim sakat. Hayır, oynayacağım, hayır, oynamayacağım. Ama Sancakay'ın şöyle bir iki olay oldu. Bir tane düştü, bir şey olmadı, kalktı. Orada bir dikkat çekti. Bir de eli çarptı birinin bench'teyken. Arkadan birinin eli, Steven şöyle sevinirken şöyle eli tamam, kafası evet. orada da mesela attı kendini yere falan. Hani abartılı bulmuş bulduğu için söylüyor olabilir. Bu arada söyledi mi? Herkesin yani canı tatlıdır muhakkak. Olabilir ama, tabii ki ona bir şey canı demiyorum. Canı acımış olabilir ama bunu çok dert edip de arkadaşlarıyla büyük kavgalar vermedi ki. Şimdi sen bana çarptın ya da dirseğin çarptı. Şöyle bir aa derim ben de. Dersin bunu ama bunu büyütürsem o zaman büyük problemler yaşanır. Sancakay'ı bence takıma kazandırmaya çalışmaları lazım. Evet kesinlikle. Dora'yı nasıl yapıyorlarsa Dora'yı işte dışlamaya çalışıyorsunuz. Onu takıma kazandıralım. Arkadaşlar çok yükleniyorsunuz gibi Ayşe'nin böyle söylemleri varken Sancakay için de. Madem bu kadar hani alfa olmaya çalışıyor. Takımda baskın karakter olmaya çalışıyor. Hani alfalık demek ya da takım lideri olabilmek için bence takıma herkese kazandırabiliyor olman humanist gerekiyor. Humanist yaklaşacaksın. Humanist. Evet. O yüzden hani bir grup gruplaşmayı başlatan bana göre Ayşe ile Aleyna'dır. Şimdi baktığında bu geçerli sebepler gibi gelmiyor. Bu arada Sancakay oyuncu mu? Konservatuvar okuyor ya. Konservatuvar okuyormuş ama konservatuvarda ne okuyor? Oyunculuk mu okuyor? Müzisyen. Ya herhalde oyunculuk okuyor ki şey herhalde keman ya da... Hani... Hayır konservatuvar deyince bazı bilmez mesela siz direkt. Siz Sancakay'ın oynadığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır. Sancakay'ın oynadığını düşünüyor musunuz? Hayır. Ben düşünmüyorum. Ben de bence doğal, bana doğal geliyor. Herkes yani. Kadar oynuyordur oynuyorsa da yani. Ben yani, hiç oynadığını düşünmüyorum. Ve buradaki işte biz oyunu kaybettik, Sancakay gülüyor. Oradaki herkes gülüyor.
Yani Steven da mesela arkadaşlarına karşı hani diyoruz ya çok güler yüzlü, güleç bir insan. O da gülüyor, o da gülüyor. Herkes gülebilir yani. Kimse kimseyi kontrol altında tutmaya çalışamaz ya, ki orada. Ben şunu anlamıyorum. Bunlar bana geçerli sebepler gibi gelmiyor. Sadece kılıfına uyduruluyor. Ben şunu anlamıyorum abi. Ya bu takımda, 10 kişilik takımda bu kadar bölünme bilmem ne kaos var. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demeyeyim arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Bir toplanın, bir konuşalım. Niye biz böyle üçe bölündük? Niye fikir ayrılıkları var? Sorun ne? Çözelim. Yok abi bir tane adam. Bunu mesela Poyraz'ın yapmadı. Bak bunu Poyraz yapsın. Sonra direkt alfa zaten. Alıp evet. Takımı götürür. Evet, bir bu eksiği var yani. İnsan yönetme eksiği var. Katılıyorum. Peki yani şimdi enteresan bir durum oldu tabii. Bu hafta şimdi kaç aday çıkacak? 4 aday çıkacak. 2 kişi yok. 5 aday çıkacak bu hafta. Bir dokunulmazlık daha var. Bir dakika. İlayda bir aday. İlayda bir. Sancakay, Sancakay. Bu akşamki dokunulmazlıktan çıkacak konsey adayı 3. 2 tane de isim söylenecek. 5 kişi çıkacak. 5 aday arasından da bir kişi gidecek. Kaos. Değil mi? Şimdi bu hafta aslında şu an mesela İlayda'nın oyuna iyice asılması lazım ki gönüllerden 1-2 kişiyi daha böyle potaya koyabilsin. Çünkü belli olmaz yani bir dahaki oylama yine gönüller olursa 2 ya da 3 aday çıkabilir yani. Çok karışık. Evet. Bir de ben şeyi görmek istiyorum mesela. Şimdi 3'e bölündüler ya. Bir sonraki konsey bakalım kaça bölünecekler, nasıl olacak diye. Şimdi Dora ve Hanzade kaldı. Belki ikisi birden aday olacak şimdi. Ya enteresan şeyler olabilir ya. Ama hala anlam veremiyorum. Dora'yı herhalde iletişim bozukluğundan dolayı aday gösteriyorlar. Yoksa bu takımda Dora yani hem çok oynuyor hem de kötü ama çok kötü değil yani. Dora mı? Evet. Kötü 14 ama oyun çok 6 kötü galibiyet. Yani. 14 oyun 6 galibiyet. %50, %45 falan işte. Evet. Şöyle yapalım, biz Sancakay'ın konsey konuşmasına gidelim. Bakalım Sancakay konseyde aday olduktan sonra neler söylemiş, kimlere sitem etmiş dinliyoruz. Benim için de sürpriz oldu. Haberim yoktu. Tahminlerim vardı ama bir bildikleri var ki yazıyorlar. Bir şey söylemek istemiyorum şu an. Bir hayal kırıklığı yaşıyorsun gibi. Yani neden beni yazdıklarını dinlemek isterim açıkçası. Performans olaraksa anlam veremem. Birilerine bir yanlışım olduysa buna da anlam veremem. Ada hayatına baksak buna da anlam veremem. Bilemiyorum. Neden yazdıklarını hiç bilmiyorum. Sancakay üzülmüş. O belli. Hiçbir şeye anlam veremiyor farkında mısın? İşte bu şoktur bu Survivor'da. Evet. İsmi çıktığı zaman... O sırada böyle gider miyim, gitmez miyim, kim yazdı, niye yazdı, ne olacak, neden ben falan hepsini bir anda böyle bir içini dökmeye çalışmış ama şey yapamamış yani, toparlayamamış. Ne diyorsun? Beklemediğin yerden bir vurgun gelince böyle hani ben ne yaptım, nasıldım, o kendi içinde analizini yapamıyorsun. Performans olarak muhtemelen kötü olduğunun farkında değil. Kendinden önce gidebilecek bir Hanzade olduğunu düşünüyor. Ama Hanzade de onun yakın arkadaşı olduğu için... Bir de şey demeyeyim mi? Hanzade giderse Survivor benim için o zaman başlıyor. Başka yok ki kimden başka. İster istemez düşük... bir yorum da getiremiyor. En düşük iki tane yani. Performans var. %31 ile ikisi de aynı. Hanzade şey. Ve şeyler sürekli birbirini kollayıp benim arkadaşım giderse benim için Survivor başlıyor. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor yani? Hani biri gidecek yani ikisinden. Bence Survivor'ını bir an önce başlatman lazım ki. Evet. Sen gitme abi. Evet. Hanzade gitmesini bekliyorsun. Survivor bekliyorsun başlasın onu? Diye. Sen yürü çık parkura yapıştır abi. Sen yani. Daha çok yarışacaksın. Daha zorda kalacaksın yani aslında. Ama bir de şimdi takıma karşı bir uyumsuzluğu da var. Performans yok. Takım onu kazanmak istemiyor. Sen takıma kendini kazandırmak istemiyorsun. Hı-hı. Yani oyunlarda zaten bir güvensiz çıkıyorsun. Çünkü çevreyle uğraşmaktan kendi performansıyla ve kendini görmüyor. Kendinin farkında değil. Yani daha Survivor'a geldiğinin farkında değil bence. Ama bu duygusallığı evet. Bırakıp biraz daha performansına yüklenmesi lazım. Damla peki 4 isim Sancakay demiş. Aleyna, Ayşe, Steven, Dora. Bu şaşkınlığı kime karşı? Çünkü 4 oy çıkacağını beklemiyormuş Sancakay. Aleyna ile Ayşe'yi bence bekliyordu. Kesin. Evet. Sonrasında evet. Dora'ya bir sitem etti. Steven, acaba Dora'yı mı beklemiyordu yoksa Steven'ı mı? Muhtemelen Steven. Ama şu anda kimin kime yazdığını tam olarak kestiremediği için. Yani Hanzade'nin de ismi çıktı. Hani belki başkaları üstünde de fikir üretiyor olabilir. Yani direkt hani Steven'dan beklemiyordu demek de doğru olmayabilir bu anlamda. Şu anda herkes biliyor mudur kimin kim onu yazdığını? Bence biliyordur. Biliyordur çünkü 3 tane grup var. Ne şekilde belli midir yani bu? Mesela şey biliyor musun? Bence değil. Dora onu mesela Dora şaşkın. Onu biliyor musun? Dora Sancakay biliyor mudur mesela? Dora orada. Ben zannetmiyorum bildiğini. Konseyden çıkınca araca biniyorsun ya. Kim yazdı lan beni? Hayır hayır. Kim kimin yanında oturuyor, kim kimle fısıldaşıyor orada hissedersin. Orada anlaşılıyor zaten. Ben hemen tık ama çok kalabalık ya. Zaten 10 kişi var ha. Damla beni yazacak. Dünden şey. Hep yani. Böyle ya. Böyle kaçamak bakışlar falan. Ben şu damladan çektiğimi kimseden çekmedim. Efendim şimdi
Akşamın ipuçlarına gidelim bir. Ardından reklamlar. Reklamlardan sonra Survivor Panorama kaldığı yerden devam edecek.